Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an iyi tetkik edildiğinde gerçekleri kılavuzluk edenlerin elçiler değil, vahiyler olduğu görülmektedir. Kılavuzluğun rüşte yönelik olması ise üzerine durulması gereken bir husustur. Kur'an'da 19 kez yer alan rüşt sözcüğü, doğru ve eğriyi ayırt etme bilinci, zihinsel olgunluk, doğru yolu bulup ona girmek, iyi ve doğru olan şeyleri yapabilme olgunluğuna ulaşmak anlamlarına gelir. Reşit olma, irşat etme, mürşit gibi türevleri Türkçe'de de kullanılan rüşt sözcüğünün Kur'an ayetlerindeki manasını da kısaca İslam'ın öngördüğü olgunluğa ulaşmak ve yaşamak diye tarif etmek mümkündür. Buna göre rüşte kılavuzluk eden Kur'an ifadesi, Kur'an'ın insanları akıllarını kullandırarak bilinçlendirdiği, olgunluğa ulaştırdığı, bir başka ifadeyle kimseyi büyülemediği, kimsenin beynini yıkamadığı anlamına gelmektedir. Değerli izleyenlerimiz, konumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, surelerin iniş sırasına göre tahlil yapmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta Sad suresinin son kısmına kadar gelmiştik. 84. ayeti açıklıyorduk. Süremiz dolmuştu. Bir şeyimiz kaldı orada, Necim kaldı. O konuda açıklamada bulunacağız da efendim. Yalnız burada geçen haftaki programda iblisin cehenneme girmeyeceği şeklinde bir beyanınız olmuştu. Evet. Bu mahşer sahnesinde. Oysa ki bu 85. ayette Sad suresinde andolsun ki cehennemi kesinlikle senden ve ondan sana uyanlarından hepinizden dolduracağım şeklinde geçiyor. Bu senden kelimesi biraz düşündürücü oldu. O bakım açıklama yapabilir evet, misiniz? Evet. Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi o senden sözcüğünü iyi anlamak için önce bu daha evvelki geçmiş olan bir Sad suresine, pardon Kaf suresine bir gitmek gerekiyor. Orada Kaf suresinde hatırlayacağı olursanız kişinin mahşerde saik ve şehidiyle birlikte getirildiğini konu ettiydik, daha önce hatırlattıydım da. Doğru, evet. O paragrafın sonunda bir ifade vardı. El-gıya cehenneme diye. El-gıya. El-gıya. Siz ikiniz bu adamı atın cehenneme. Siz ikiniz. Ha. O şahitle saik emir veriliyordu. Bu ikiniz bunu cehenneme atın. Hı-hı. Yani siz de girin demek değil yani. Bunu şimdi cehenneme atın. Hatırladınız mı? İkiniz atın. İkiniz Hı-hı. atın. Yani insanı cehenneme atan nedir? Kendisi. Atan kendisi de kendisindeki bir yandaşı, Hı-hı. bir de kendi içindeki iblisi attıran. Attıran. O atıyor. Ona diyor tut ikiniz diyor. El, bunu oraya bırakın diyor. Sen de gir demiyor Allah ona. Şimdi bak oradaki saiga iblise sen de cehenneme bununla birlikte gir demiyor. Bunu at diyor. Tamam mı? Evet.
Şimdi oradaki anlatımda da sizi cehenneme atan, içinizdeki iblisle attıran, çevrenizdeki sizi o tuzağa düşüren kimseler diye ifade ediyordu. Şimdi anlaşıldı. Şimdi evet. Anlaşılıyor. El-Gıya. Şimdi bunu El-Gıya cehenneme, siz Kaf suresinin o pasajını, o ayeti bulabilirsiniz ben bu şeyi anlatırken. Siz onu bulun da paragrafta ben de bunu şey yapalım. Buradaki minke ifadesi, minke ifadesi senin cinsinden demek. Yani senden, senin cinsinden. Buna göre iblisin cinsinden olanlar iblis nitelikli insanlardır. Ve onların sana uyanlarından ifadesiyle de insan soyundan iblise uyanlar kastedilir. Bak, birinde iblis tipli insanlar, senke dediğin zaman senin cinsinden olanlar, senin gibi olanlar demek. O adamlar sürekli fitne, fesat, böyle aksi şey üretip şey yapan adamlar. İkincisinde de sana uyanlar dediği zamanda da normal olarak sana uyanlar ifadesiyle de insan soyundan iblise uyanlar kastedilmektedir. Ayetteki hepinizden vurgusu ise iblis nitelikli insanların ve bunlara uyanların hiçbirisinin yakalarının bırakılmayacağını, cehennemin istisnasız olarak bunların hepsiyle doldurulacağını belirtmektedir. Buldunuz mu paragrafı? Buldum efendim. Ha, sen paragrafı orada oku ya. Kaf suresinin 24-25. Ayet grubunda oluyor. 26, orada istisna cümlesi de var. Haydi iblis ve tanık, ikiniz tüm inatçı, kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, hayrı alabildiğini engelleyen, kendini haksızlık eden ve şüpheci olan o kişileri atın cehenneme. Evet. Tamam. Evet. Orası. O attırtır. Şimdi yani, tamam. Şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Evet. İşte olayları yani böyle şey nüzule götürmek. Şimdi merdiven basamak basamak gelecek olursak Kur'an'la, evet, buraya geldiğimiz zaman minki var, senin cinsinden anlamı olduğunu, onun orada girmeyeceğini, orada cehenneme attırtan sebep olan olduğunu oradan görmüş oluruz. Çok teşekkür bilmiş bu oluruz. Güzel bir açılım, tamam, oldu. Evet. Çok sağ olun. Onun için teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyicilerimize şunu da hatırlatayım. Bu tip şeyi hani temsili anlattım. Tiyatro tekniğiyle hakikat mesajlarının, bilgilerin verilmesini inşallah bundan sonra Araf suresinde göreceğiz, Fıcıl suresinde göreceğiz, Taha suresinde göreceğiz. Başka yerlerde de bu anlatımlar göz önüne gelecek. Konuyu tam anlamak noktasında da değerli izleyicilerimiz o sahnelerin hepsini iniş sırasına göre tekrar pasaj pasaj beraber bir bütünlük, evet, halinde okurlarsa bu konuda ki Kur'an'ımızın, Allah'ımızın verdiği bilgilerin hepsine sahip olurlar. İnşallah efendim. Onu İnşallah. Da burada belirtmiş İnşallah. Olayım. Evet, son burada şeye geldik. 86. Evet. Şimdi buraya geldiğimize göre ben şeyi bozmadan buraya kadarki olanların bir mesajını güncel verelim, mesaj. Güncelini de ondan sonra şey yapalım. Ey Kur'an ile uyarı yapan kullar, inkarcılara biz ancak bir uyarıcıyız ve o bir tek ve kahredici göklerin, yerin ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi, çok güçlü, çok bağışlayıcı olan Allah'tan başka Tanrı yoktur deyin. Yine deyin ki, sizi kendisiyle uyardığımız elinizdeki bu Kur'an çok büyük, önemli bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Siz birbirinizle tartışırken, Elçi Muhammed'in en üstün şeylerin doldurulduğu Kur'an'a dair bir bilgisi yok idi. Ancak o, evet o, apaçık bir uyarıcı olduğu için ona vahyedildi. Biz de mümin olarak o vahyedilmiş olan kitabı size tanıtıyoruz. Bu bir. Şimdi bugünkü diğer pasaja geçeceğiz. Ey insanlar! Sizin yapınızı bir temsille anlatıyoruz. İyi anlayın ve kendi varlığınızı iyi tanıyın. Bir zamanlar Rabbiniz evrendeki güçlere
şüphesiz ben çamurdan bir beşer yaratacağım, yaratıcıyım. Onu düzgünleştirip bilgi hale getirdiğim zaman derhal ona boyun eğip teslim olun demişti. Bunun üzerine iblis, düşünce yetisi hariç evrendeki güçlerin tümü hep birlikte boyun eğip teslimiyet gösterdiler. İblis büyüklük tasladı ve görmezden gelenlerden oldu. Allah, ey iblis, o benim iki elimle kudretimle yarattığıma boyun eğip teslim olmana ne engel oldu? Büyüklendin mi yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun dedi. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni enerjiden yarattın, onu ise maddeden yarattın. Allah, hemen çık oradan, artık sen kesinlikle kovulmuşsun. Katilin, asılsız söz ve düşünce üretenin, karanlığa taş atanın tekisin. Ve elbette hayırdan uzak tutmam, karşılık gününe kadar senin üzerinedir dedi. İblis, Rabbim o halde tekrar diriltecekleri güne kadar bana süre ver dedi. Allah, hadi sen belirli bir vakte kadar süre verilenlerdensin dedi. İblis öyleyse en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip oluşuna yemin ederim ki ben onların hepsini işlerinden arıtılmış kulların hariç kesinlikle azdıracağım dedi. Allah dedi ki gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum, andolsun ki cehennemi kesinlikle senin gibi olanlardan ve onların sana uyanlarından hepinizden dolduracağım. Evet, tüm evrendeki güçleri size boyun eğecek yapıda yarattım. Yalnız düşünce yetisini farklı yarattım. O size teslimiyet göstermez, boyun eğmez. Bu kıyamete kadar böyle olacaktır. Onun ürettiği ham fikirleri ölçmeden, biçmeden uygulamayın. Sonra sizi cehenneme sürükler. Şimdiden uyarıyorum, cehennemi onun ürettiği ham fikirlere uyanlarla dolduracağım. Buraya kadarki mesaj bunlar. Şimdi bundan sonra başka bir noktaya geliyoruz. Bu surenin içerisinde başka bir necme geldik. De ki, şimdi burada sure ne ile başladıydı vaktiyle? Kur'an'la başladıydı. Kur'an'la başlamıştı, değil mi? Evet, yine Kur'an'la burada bitecek, tamam mı? De ki, ben Kur'an'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ben yükümlülük getirenlerden, kendiliğinden bir şey uyduranlardan, külfet getirenlerden, başa iş çıkaranlardan da değilim. Şimdi burada Resulullah'a verilmiş bir görev daha var. Peygamber'e kendisini tanıttırıyor. Bak, şimdi burada deniliyor ki mesaj olarak şimdi böyle. Birincisi, bakın ben böyle bir misyon üstlendim. Allah bana bir görev verdi. Beni seçti, elçi yaptı. Size bu tebliğatları yapıyorum. Ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret almıyorum. İstemiyorum. Ben bu sizden ücret istemediğime göre, bakın, sizden bir beklentim yok, çıkarım yok. Ben size çalışıyorum. Ve her müminde böyle olması lazım. Değil mi? Tebliğden ücret alınamaz. Bu ilke ortaya atılan davanın ciddiyetini, dava sahibinin samimiyetini gösterir. Hak davetçisi bu ilkeye göre davetine karşılık bir ücret isteyemez. Bazı yalancı davetçiler ise ücret istemekten, mal talep etmekten, makam mevki beklemekten asla vazgeçmezler. Şimdi çoğu işte bu konuda dini dediğim gibi kötü emellerine, kötü amaçlarına alet edenler, malzeme yapanların durumunu görüyorsunuz. Hepsi kendi çıkarına daha iyi yemek, daha iyi giyinmek, daha iyi otomobile binmek, daha iyi evde oturmak, mal mülk saltanat sahibi olmak, isim sahibi olmak vesaire falan gibi bu şekilde kullanıyorlar. Şimdi dinin böyle bir lüksü yok, Kur'an'ın böyle bir lüksü yok. Bu iş samimiyet işidir. Bunu yapan adamların da samimiyetle aynı peygamberin şeyi gibi öyle. Mekke müşriklerine de peygambere, Resulullah'a Allah bu emri verdi. De ki onlara, ben buna karşılık, Kur'an'a karşılık sizden ücret istemiyorum. Bir ödül istemiyorum. Şimdi bunu daha önce şey yaptık. Bizim sizden bir isteğim var. Hani bu Şura Suresi'nin başka bir ayette. Meveddete fil gurba. Kardeş olalım.
Olay bu işte. Kardeş yakınlığı kuralım. Benim kazancım bu olur. Siz Müslüman olursanız kardeşim olursunuz. Bir yakınlığımız olur. Tamam mı? Bunun ötesinde paraydı, pullu, mallı, mülklü bir şey olmadı. Ben bunları da hep kendimden harcıyorum. Bunları da hep özveride bunları kendimden şey yapıyorum. Evet, bunun, bu ayetin halka deklar edilmesini buyurmakla sanki peygamberimize işte hiçbir şahsi çıkarım yoktur. Size çıkarlarım için tebliğde bulunmuyorum. Ben liderlik hırsı için sahte iddialar peşinde düşen birisi de değilim. Mesajı verdirtiyor. Burada bir de ben size külfet getiren de birisi değilim diye bir de şey var. Bir ifade var. Evet, külfet getiren. Yani külfet getiren birisi de değilim. Külfet getirme, yani bunu şöyle açıklayayım ben size. Külfet getirme dediğin zaman kendi kendime, hani bazı yerlerde vardır, ne diyorum, işgüzarlık yaptı derler ya. Ha, işgüzarlık yapan, öyle tam Türkçesi odur yani. İşgüzarlık yapan, gereksiz yere başınıza iş açan, şunu da şöyle olacaktı, bu böyle olacaktı falan filan gibi bir şey değilim. Öyle bir şey söz konusu değil. Bakın şimdi, işgüzarlık yapan birisi değilim, size külfet çıkaran birisi değilim. Her şey hakikat neyse onu şey yaparım. Şimdi bu külfet çıkarma şeyine gelince, bakın şimdi şöyle. Kur'an'da, İslam dininde bu tekellüf, yani bu tip şey yok. Olmamasına rağmen, bakın şimdi şöyle diyeyim. Mesela Müslümanlar Allah'a niyazda bulunur, namaz kılarlar, namaz kılacaklar. Namazın bugünkü tarzında halk arasındaki yapılan şekli A'dan Z'ye tekellüftür, işgüzarlıktır. Bin bir ıngıl çıngıl, anlatabiliyor muyum? Kardeşim Allah'a nasıl niyaz ediyorsan, içinden ne geliyorsa neyse yap diyemiyorlar, anlatabildim mi? Ondan sonra eli şöyle mi kaldıracağım, böyle mi kaldıracağım, eli kaldırdığında kulağı mı değdireceğim, abdest alırken şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağız, oruç tutarken şunda mı yapacağım, burada mı yapacağım? Her şeyde milleti ip üstünde cambaz gibi, anlatabildim mi? Bu şekilde tekellüfe sokulmuştur. İslam bak, Allah peygamberine tekellüf yok, zorlama yok, işgüzarlık yok demesine rağmen, tamam mı? Bin bir türlü, yani dediğim gibi ta buradan uzaya çıkacak kadar kitaplar yazılmış, bilmem ne yapılmış. Bunların hepsi tekellüf. Tamam mı? Hepsi işgüzarlık. İslam'da ise işgüzarlık diye bir şey yok. Resulullah kimsenin başına işgüzar, iş olsun diye, laf olsun diye herhangi bir şey çıkarmamıştır. Tamam. Şimdi hani peygamberlik misyonu da olmasına rağmen kendinden de bir şey koymadayım. Böyle laf olsun diye de fuzuli her en ufak bir şey detay diyeyim, ayrıntı diyeyim öyle bu şeyle getirmemişler. Ha tamam. Burada böyle biline. Burada peygambere verilen görev bu. Tekellüf yok. Sen Allah bunu şöyle dua edeceksiniz diyor değil mi? Sen onu ıngıllama, çıngıllama. Şunu şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Üçüdü, beşidü, onudu falan filan. Bunlar hep tekellüf verir. Öyle bir şey yok. Allah'ta böyle bir şey yok. Peygamber'de böyle bir şey yok. Ne yapsın ki? Din tüccarlarında var. Tamam mı? Maalesef, din tüccarları bunları satar. Şimdi bunların da dinle imanla alakası yok. Kesin değil mi? Yok. Kesin. Yok kardeşim şimdi din tüccarı dediğin zaman bugünkü yani televizyonlara bakarsın, gazetelere bakarsın, bu işten geçinenler, çıkar sağlayanlar, 3 kuruşa 5 kuruşa yani tenezzül edenler, utanmadan bir de hediyesi diye at koyanlar, anlatabildim mi? Ne o Kur'an onların, ne din onların, ne iman onların, ne o? Onların tezgahtaki malıdır, kendilerinin değildir. Kendileri dinsizdir, din satarlar. Kendileri Kur'ansız, kendilerinin değil ama Kur'an'ı satar, pazarlarlar. Yani kuyumcunun vitrindeki altınına benzer veyahut da bir mağazanın tezgahındaki, pazarcının malındaki domatese pazarı verir. Kendisinin değildir. Kendisi yemez, başkasına yedirir. Tamam, din tüccarlarının özelliği budur. Çok güzel. Ha, onun için tekellüfün Müslümanlıkta yeri yoktur. Müslümanlar bundan da uzak durmalılar. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Kur'an öyle mi? 87. Evet. Kur'an bütün alemler için bir öğüttür ancak. Ha. Demek ki Kur'an'da tekellüf yok. Öyle mi? Öğüt. Ha. Kur'an. Şimdi Kur'an öğüt. Kur'an öğüt. Ha. Şimdi burada en önemli nokta bu ayette nedir biliyor musunuz? Kur'an kim için öğütmüş?
in huve illa zikrun lil alemin. Öyle mi? Kur'an bütün alemler için öğüttür. Öğütten başka bir şey değildir. Ancak diye burada kasır var. Nefi isbat var. Öyle şey yapayım. Şimdi bütün alemler için dediğimiz zaman, şimdi burada ne diyoruz biz buna? Kur'an'ın mesajı evrenseldir. Yani Kur'an, Peygamberimiz Arap olduğu için, Arap Yarımadası'nda indiği için sadece Kur'an, Arabistan'daki Araplara inmiş bir kitap değildir. Kur'an alemlere, o gün için de, bak o gün için de, Kur'an Peygamberimiz döneminde de, çevresindekilere, sadece Mekkelilere değil, çevresindekilere açacağım biraz sonra, İranlı, Iraklısına, Çinlisine, Rumuna, o günkü şartlarda herkese inmiş bir kitaptır. Evrenseldir. Alemlere öğüttür. Araplara öğüt değildir. Müslümanlara öğüt değildir. Yahudisine, Hristiyanına, ateistine, tüm insanlara öğüttür. Şimdi bu nokta biliyorsunuz çoğu yerde tartışıldı. Çoğu yerde bunun aksi hani şey yapmaya söylendi. Ben bu konularla ilgili değerli Müslüman kardeşlerimize Kur'an'ın evrenselliğiyle tüm insanlıkla ilgili bazı ayetlerin numaralarını vereceğim. Bu noktalara dikkat etsinler. Bu ayetleri kendi bünyelerinde de uzun uzun incelesinler. Birincisi, Araf suresinin 156. ayetinden itibaren 158'e kadar olan paragrafta. O paragrafın içinde, o halde, o paragrafın içinde bu 157. ayetteki şey, ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerin kendisidir dendikten sonra, 158'de ey insanlar, bu mesajı iyi insanlar, yani Araplar veyahut da Mekkeliler değil, bak ey insanlar, şüphesiz ben göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten hem öldüren Allah'ın size bak artık hepinize, vurguya bak, gönderdiği elçiyim. Hepinize, evet. O halde kılavuzlandığınız doğru yolu bulmanız için Allah'a ve onun sözlerine iman edin. Ümmi, ana kentli Mekkeli peygamber olan elçisine iman edin ve ona uyun. Evet, Allah'ı tanıttıktan sonra öldüren, dirilten, yaşatan o Allah var ya, Allah'ın size, hepinize gönderdiği elçiyim. Ey insanlar! İnsanlar açık açık Araplar demiyor ki orada. Tamam. Bütün insanları kastediyor. Enam suresinin 19. ayetinde de ki, benimle sizin aranızda Allah tanıktır ve sizi ve ulaşan herkesi kendisiyle uyarayım diye bana bu Kur'an vahyolundu. Ne diyor? Sizi ve ulaşan herkesi. Ulaşan kim ulaşırsa? Kime ulaşırsa. Oradaki muhataplar, tamam. onun kenarındaki, bunu şöyle hani durgun suya attığımız halkalar, taş attığımız zaman halkalar oluşur. O nereye kadar gidebilirse ki, yani özellikle bu iletişim çağında, bu bilişim çağında dünyanın her tarafına kesinlikle ulaşıyor. Tabii. Ve ulaşmakta. Hamdolsun. Ve çok şükür bugün dediğim gibi Endonezya'dan olsun, Avustralya'dan olsun, ya. Sibirya'dan olsun, tamam mı? Finlandiya'dan, evet. Olsun, her taraftan, Amerika'dan olsun, Kur'an'la ilgilenmiş Müslüman kardeşlerimiz var. Biz, evet, de bunlara vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz. Hamdolsun. Bunu da bildireyim. Yine Enbiya 107'de biz seni de ancak alemler için bir rahmet için gönderdik. Burada da yine alemler için diyor. Bütün alem dünya, dediğimiz, evet, zamanda da biliyorsunuz tüm varlıklar hesabını da yaptığımız zaman o günü, bugünü ve yarını da kapsayan bir şey. Yine Furkan 1'de alemlere uyarıcı olsun diye kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir. Alemlere uyarıcı olsun diye. Yine Sebe 28'de ve biz seni ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik diyor. Bütün insanlara. Şimdi Sat 86, işte burada da bunu gördük bu şeyde. Daha aynı şekilde
Bunları devam ettireceğim böyle bir şeyde. Şimdi Cuma suresinin 2 ile 3. ayetlerinde. Bak şimdi. O ana kentliler, Mekkeliler içinde kendilerinden olan ve ana kentlilere ve henüz onlara katılmamış olan onlardan başkalarına Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir elçi gönderendir. Dediği gibi bu o günkü peygamber çağındaki yaşayanlardan sonraki çağlarda yaşayan insanlar için de Kur'an'ın geçerli olduğunu burada ifade eder. Yine aynı şekilde şimdi bu şeyi gördük. Şöyle Araf suresindekini de orada zaten evrenselliği bu şekilde. Evrenselliğini bu şekilde burada görüyoruz. Kur'an evrenseldir. Bütün insanlığa gelmiştir. Her zaman tazedir. Ama şimdi bunu böyle şey yapayım. Bu tazeliği anlatamayan, Kur'an'ın bu içeriğini tertemiz, güncel olarak anlatamıyorsak şey yapalım, suç kimde? Suçlar bizdedir. Evet. Kur'an'da değil. Kur'an'ı anlamadığımızdan dolayı, anlayamadığımızdan dolayı, Kur'an konusunda cahil ve ihmalkar olduğumuzdan dolayı bunları böyle yaşamaktayız. Evet, maalesef. Evet. Kur'an anlaşılmaz hale getirmişiz maalesef. Maalesef sen şimdi evet. Bunlar şimdi bu şeylerde de hani Saf suresini işlediğimiz hani önceki bölümlerinde de evet. Gördük de hani Allah bize mesela peygamberimize Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, İbrahim'i, orada Elyasa'yı, İsmail'i hep örnek verdi ama onları niye verdi biliyor musun? Geçmişten ibret alasın tabii ki. Diye verdi. Tabii. Ama biz oradaki Kur'an'ın bize vermiş olduğu ibret alacağımız, örnek alacağımız oradaki örneklemeleri masallara, maalesef. Hikayelere, mitolojilere boğduk. Şimdi iftira ederekten peygamberler. Şimdi işte. Oradaki o anlatımları da bugün içi modern çağda akıllı, fikirli hiçbir Allah kuluna kime götürürsen götür kabullenmez. O da onu tabii. Öyle onu kabul edeceği bir şey evet. Değil. Efendim, şimdi bir adı bir vereceğiz ama bu şimdi onu vereceksek son ayeti de bildirelim de ondan sonra. Evet. Öyleyse evet. Ve onun müthiş haberini bir zaman sonra kesinlikle bileceksiniz. Evet, burada şeyi hatırlatıyor yine. Saat 11 ile kamer 30 şeydeki hatırlatmaya bir şey var. Müthiş kamer 44 bu ayetlere işaret edilmekte. Evet. Bak şimdi evet. Kur'an alemlere öğüttür. Ama onun müthiş haberini bir zaman sonra kesinlikle bileceksiniz. Şimdi bunları pek anlayamıyorsunuz ama iyi öğrenirseniz, iyi çalışırsanız er geç mutlak suretle bunları göreceksiniz, bunları bileceksiniz. Kur'an üzerine yani eğilirseniz, şu anda bunları fark evet. Edemiyorsanız, bilemiyorsanız cahilliğinizden Kur'an eğitimi yapılırsa ama öğrenilir. Yakında bunları göreceksiniz. Tamam. Evet. Şimdi sure burada bununla bitmekte ama İnşallah bundan sonra Araf suresinde evet. Aynı bu doğrultu orada devam edecek. İnşallah. Efendim. Onu da inşallah evet. Anlatmak, onları da takdim evet. Etmek nasip olur. Biz de bu ara işte son Necm'in 86-88. Ayetlerin öyle mi? Güncelini bildirelim. Ey uyarı görevi yapan kullar! Uyardığınız kimselere biz Kur'an'a karşı sizden bir ücret istemiyoruz. Biz yükümlülük getirenlerden, kendiliğinden bir şeyler uyduranlardan, külfet getirenlerden, başa iş çıkaranlardan da değiliz. Kur'an bütün alemler için bir öğüttür ancak ve onun müthiş haberini bir zaman sonra kesinlikle bileceksiniz diye herkesi bilgilendirin. Evet, teşekkür ediyorum. Burada Saf suresini evet. Tamamlamış olduk. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Evet. İkinci bölümümüz devam İkinci edecek bölümde de inşallah kısa bir ara verelim. Başka şeylerle devam ederiz. Evet, çok teşekkür olun, ederiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız.